incecik daha kızım. Mutlaka bir çaresi vardır mutlaka. Halledeceğim. Halledeceğim bir şekilde. Bulacağım bir çaresi. Hayırdır, neyin var senin? Hiç. Yok. Bir şey. Ben Reyhan'ı düşünüyordum öyle. Doğumuydu, sağlığıydı derken öyle dalıp gitmişim işte. Yok, bu öyle bir dalıp gitme değil Zehra. Ne oldu söyle bakayım. Nazar Bey. Aslında ben de seninle ne zamandır konuşmak istiyordum ama nasıl diyeyim, nereden başlayayım bilemiyorum. Ya söyle söyle, bak iyice telaş ettiriyorsun adama. Dümdüz söyle işte. Kimle ilgili? Bizle ilgili mi? Sabah öyle bir konuştuk diye mi? Yok. Ne o vakit ya Allah aşkına? Reyhan. Reyhan mı? Ne olmuş? Ha, kötü bir şey mi? Söyle söyle. Nesi var Reyhan'ın? Ne oldu andan? Telaş telaş çağırdım beni. Nedir? Gel bir otur, hele konuşalım. Anlatacağım ben sana. Ne? Halef. Can. Adamlar Azat'la gönlü bulmuşlar. Ne diyorsun sen? Neredelermiş? Can. Diyarbakır'da. Akşama Ankara'ya bilet almışlar. Tamam bak, adamları ara. Azat'ın üzerinden gözlerini ayırmasınlar. Biz de gidelim haydi. Cihan bir dur, bir şey söyleyeceğim. Ya sırası mı şimdi Handan? Cihan şimdi tam sırası, hiçbir yere gitmiyorsun. Ya Handan bak, gidip oğlumuzu getireceğim. Çekilelim de. Cihan! Getirmeyeceksin. Azat'la Gönül nereye istiyorlarsa oraya gidecekler. Reyhan'ın... Cihan yeter. Yeter ama ya. Handan. Ne oluyor ki? Dur ben bir bakayım şuna. Ya gözünü seveyim, vazgeç. Cihan peşlerini bırakacaksın. Bak eğer peşlerini bırakmazsan evladımızı sonsuza kadar kaybedeceğiz. Azat evine geri dönecek. O kadar. Dönmeyecek. Cihan. Cihan dönmeyecek. Bak eğer şimdi gitmelerine izin verirsen belki bir gün geri dönerler. Ama böyle zorbalık edersen bil ki evladımızı sonsuza kadar kaybedeceğiz. Oku bak bunu. Oku. Bir kerecik olsun öfken kinini değil, evladının sesini duy Cihan. Diyorum baba, bir saman kağıdına yazmaktansa yüzüne söylemek isterdim her şey. Başımı omzuna koyup hakkını helal et. Helal et ki yolum açık olsun demek isterdim. Olmadı. Olmazdı çünkü. Yine beni duymaz. Vazgeçmemi söylerdin. Vazgeçmeyeceğim baba. Hayatımda ilk defa Azat ne ister onu dinleyeceğim. Ben bir kere de kendim için doğru bir şey yapmaya gidiyorum. Sevdiğimin elinden tutup sevdama sahip çıkmaya gidiyorum. Ben gidiyorum ana. Hayatta tek derdi evlatları olan bir kadına. Anama böyle veda etmek değildi niyetim. Bu satırların üzerine düşecek yaşlarını hayal ettikçe yüreğim acıyor inan. Ama demiştin ya bana, bir gün sen de yanına, yarınına yakışacak birini bulacaksın. O zaman gerekeni yapacaksın diye. Ha işte, gönlüme yakışanı buldum. Gönüllü buldum. Ama böyle gerektiği için, affet ana. Bu yolun dönüşü var mı yok mu ben değil, siz diyeceksiniz bana. Gerçekten bir gün yanınızda olmamı isterseniz, bunu yine benim kararım olacağı günü bekleyeceksiniz. O güne kadar sizi birbirinize ve Allah'a emanet ediyorum. Hak görmeseniz bile hakkınızı helal edin.
dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.